Aysel'in mutfağından selamlar. Bugün size mantarlı tavuk sote yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle yarım kilogram kadar sotelik tavuk göğsü, küçük küçük doğranmış bir şekilde. 1 kilogram kadar mantar suyun içinde bekletiyorum. 2 tane büyük domates, 2 tane soğan ve 1 tane kırmızı kapya biber ve 1 tane de yeşil biberimiz var. Tabii siz bunların daha fazla da yapabilirsiniz ve sarımsaklarım var ama küçük küçük olduğu için benim biraz fazla görünüyor. Tabii miktarını siz yine kendinize göre belirleyin. Ve baharat olarak da nane, karabiber, kekik, kırmızı biber kullandım ve tuz. Tabii bunları isterseniz kullanmayabilirsiniz veya farklı baharatlarda kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerimize yapılışına geçiyorum. Soğanları isterseniz bıçakla küp küp de doğrayabilirsiniz. Daha çabuk olsun istiyorsanız robottan da domatesi, her şeyi geçirebilirsiniz. Domates küp küp doğrayacaksanız kabuklarını soyarak yaparsanız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi malzemelerim bunlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi malzemelerimi doğradım. Şimdi çok hızlı acil işiniz varsa bunları ne yapıyoruz? Robottan geçiriyoruz. Daha kısa bir sürede hazırlamış olacağız. Evet arkadaşlar, tenceremizin içine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koydum. Şimdi robottan geçirdiğim malzemelerimi içine ilave ediyorum. İyice ölene kadar pişireceğiz içinde. Ve kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, soğanlarımız kavrulurken mantarlarımızı da hazırlayabiliriz. Önceden doğramadım çünkü kararmasını istemiyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde yapmanız yeterli. Yavaş yavaş gösteriyorum. Hiç yapmayan arkadaşlar için özellikle mantarlarımızı bu şekilde doğruyoruz. Böyle doğruyoruz arkadaşlar. İsterseniz daha ufak, daha iri de bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi bu esnada tavuk göğsümüzü içine ilave ediyoruz. Biraz birlikte pişene kadar bu şekilde. Kapağını kapatıyorum. Ben de o esnada boş durmuyorum. Ne yapıyoruz? Mantarlarımızı doğruyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Evet. İçine bir yemek kaşığı tepeleme salça, domates salçası ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası. Çok acı olduğu için az ilave ediyorum.
Tabi miktarını siz kendinize göre belirleyin. İyice karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi devam ediyorum karıştırmaya. İyice salça kokusu gelene kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve mantarlarımı ilave ediyorum içine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Altını kısıyoruz arkadaşlar. Orta ateş böyle. Çok yüksek ateşte pişirmiyoruz. Sadece kurumasına sebep olur yüksek ateş. O yüzden kontrollü bir şekilde ara ara bakacağız. Kapağını kapattıktan sonra. Ve kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mantarlar suyunu salmış. Kendi suyunda pişecek. Eğer biraz su kaybolursa bir çay bardağı kadar su ilave edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu aşamada tuzunu ve baharatlarını ilave ediyorum. Tavuklu mantarlı sotemiz. Bunun yanına güzel bir de pilav gider arkadaşlar. O şekilde yaparsanız pilavın yanında harika olur. Ve kapağını kapatıyorum. İçine bir çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Tekrar bir karıştıralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Yanına pilav yapmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi servise hazır. Benden de bugünlük bu kadar. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumlarınızı. Şimdiden hoşça kalın, sevgiyle kalın.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mantarlı tavuk sotemiz bitti. Servise hazır. Benden de bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla da paylaşın mutlaka. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.